Taşkent, Türk Devletleri Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı. Kıymetli bir konuğumuz var Taşkent'ten. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ali Topuz bizimle olacak. Dönelim Taşkent'e. Şahrukbek Alimov muhabirimiz karşımızda, yanında kıymetli konuğuyla sözü onlara bırakalım. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Devletleri Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nin toplantısı gerçekleştirildi ve Türk Devletleri'nden ticaretten ve sanayiden sorumlu yetkililer bir araya geldiler ve işbirliğini geliştirmek, özellikle Özbekistan'da yatırımcılara ve girişimcilere verilen imkanları tanıtmak amacıyla bugün Türk Devletleri o sanayi ve borsaların yetkilileri buradaydılar. Şu an yayın konuğumuz var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Yardımcısı Ali Topuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Özbekistan'a hoş geldiniz. Nedir bugünkü toplantının gündeminde? Bugünkü Türk iş adamlarının, Türk Sanayi Odası'nın bütün bu süreçte daha çok alışverişe hacim yükseltme ile ilgili olağanüstü bir toplantısı oldu. Bu toplantıda faydalı kararlar alındı. Biliyorsunuz Türk dünyası ile ilgili bizim 30 milyar dolarlık bir potansiyelimiz var ama bu bizim için yok hükmünde bir şey. Çünkü neticede 700 milyar dolarlık bir potansiyel var. Bunu geliştirmemiz lazım. Bu gibi toplantılar, iş adamların birbirleriyle kaynaşması ve bu toplantıların faydası ihracatta ülkelerimizin yakınlaşması ve süreçte alışverişlerimizi hızlandırmamız. Peki Özbekistan'ın bu süreçte katılımı nasıl olacak ve önümüzdeki dönemlerde Özbekistan'ın potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Özbekistan'ın katılımı tabii bizim için, bütün Türk devletleri için katılım çok önemli. Özbekistan'ın biliyorsunuz şu anda kişi başına düşen geliri 2000-2200 dolar civarında bir geliri var. 11 milyar dolarlık bir açığı var. İthalat ihracat arasındaki makas farkı 11 milyar dolar. Bunu kısa zamanda kapatması lazım. Biliyorsunuz altın ve madenler çok önemli. Burada bunu işleyip satması, dünyaya satması Özbek halkının refahı için önemli. Biz Türkiye olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız. Peki Türkiye'den girişimcilerin sayısı gittikçe artıyor ve hangi alanlarda daha çok yatırımlar olacağını bekliyoruz? Yani inşaatta biliyorsunuz Türkiye zaten dünyada ikinci sırada. Yine Özbekistan'da inşaat birinci konumda ama ondan sonra maden sektöründe de yatırımcı çekebileceğini düşünüyoruz. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar dileriz. Evet, Türkiye Sanayi ve Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ali Topuz bugün yayın konuğumuzdu. Ve Taşkent'te Türk Devletleri Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği'nin toplantısına katılmak üzere buradaydı. Ve önemli kararlar ve önemli öneriler bugün toplantıda sunulduğunu kaydederek biz de yayını size bırakıyoruz.